زمان. لا وأكيد لا. ما في واحد بيندم على أنه هو طالب بحقه. لو بموت وبرجع يصح لي أعيش مرة تانية، رح أطلع بثورة مرة تانية. الشاهد حلمي يما بشهادة. أول شيء أنا ما ندمان، ولو رجعت ل 2011 كنت عملت نفس الشيء اللي عملته هلا بنفس كل التفاصيل، ما ندمان على أي خطوة. Tunus'ta Muhammed Boğazdizi'nin kendini yakıp Arap Baharı'nı başlatmasının üzerinden tam 5 yıl geçti. Arap Baharı'nın rüzgarıyla aynı günlerde sokaklara çıkan Suriyeli gençlerse karşılarında Beşar Esad'ın tanklarını buldular. 5 yıl sonra geride 300 bin ölü, milyonlarca mülteci, yıkılmış şehirler kaldı. Peki 2011 yılında Suriye'deki ilk gösterileri başlatanlar bugün geriye baktıklarında ne düşünüyor? Şimdi ve buradan Mehmet Algan bundan 5 yıl önce Suriye'nin Dera kentindeki ilk gösterileri başlatan o gençleri Hatay'da buldu. Onlara o soruyu sordu. Pişman mısınız? بشار قاتل شعبي هل ابن السفاح ناجي الجنف راح على الجنة راح. Gaziantep'te öldürülen Suriye gazeteci Naci Celf son yolculuğuna uğurlanıyor. Ya Naci uya Türkiye'de yeni bir hayat kurdukları eşi ve iki kızı yalnız değil. Ellerinde Özgür Suriye bayrakları olan kalabalık bir grup, Suriye devriminin öncülerinden biri olan Naci'yi devrimin ilk zamanlarındaki marşlarla uğurluyorlar. Ya Naci ya Galip, sakra hallak bil alim. Ya Naci ya Galip. Bundan 5 yıl öncesine gidiyoruz. Suriye'nin kabusa dönen hayalinin ilk başladığı günlere. Arap Baharı'nın estirdiği rüzgarlarla 15 Mart 2011 günü Dera'da başlayan ilk sokak gösterilerinin üzerinden neredeyse 5 yıl geçti. Değişim, özgürlük, demokrasi için sokaklara çıkan Suriyeliler, Esad rejiminin ağır saldırılarıyla karşılaştılar. Sonra film koptu. Yüz binlerce insan öldü. Milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Halit Velid, Dera'daki ilk gösterilere katılan Suriyeli muhaliflerden. 150.000. Adım Hulut Velid. Şam'ın kırsalı Dereya'danım. Devrim başladığında Dereya'daydım. Yüksek lisans yapıyordum. Devrim başladı ve ben de devrimcilere katıldım. Müzik.
Osman da Suriye'de sokağa ilk çıkanlardan. Olaylar ilk başladığında yaptıkları eylemleri çektiği videolarla dünyaya duyurmaya çalışıyordu. Ben Osman, Hamadan'ım. 2011'de üniversite öğrencisiydim. 2011'de Dera'daki ilk eylemlere şahit olduk. Önce şoktaydık. Korkuyla utanma arasında bir duygu yaşıyorduk. Bu eylemlerin olabileceğine ihtimal vermiyorduk. Ama devrim başlamıştı. Suriye'de devrim başladığında Katar'da yaşayan Mutasım Abu Şamat büyük bir şirkette yöneticilik yapıyordu. Olaylar artınca ana yurdu Suriye'ye döndü. Adım Mutasım Abu Şamat. Şamlı bir ailedenim. Devrimin başlarında Katar'daydım. Üniversiteyi bitirince oraya gitmiştim. 15 Mart 2011'de devrim başladı. Önce Tunus'ta başladı. Tabii bizim için bir rüyaydı. Belki bir gün bize de ulaşabilecek bir rüya. Sonra Mısır'a ulaştı ve kazandı Mısırlılar. Hüsnü Mübarek devrilmişti. Bizim neyimiz eksikti? Halit Velid devrimin ilk günlerinden beri kadın grupların gösterilerini organize ediyor ve onlara katılıyor. Başlarda Darayalı Kadınlar olarak bir grup kurduk. Genç aktivistlerle beraber rejim karşıtı gösteriler düzenliyorduk. Sonra Darayalı'da durum ağırlaştı. Arda arda şehit vermeye başladık. İnsanlar bombardımanda ölüyor diye eğitim programlarına son verdik. Anne ve babasını kaybeden çocuklara psikolojik yardım yapılması, sivil savunma ve ilk acil müdahalelerle ilgili eğitimler almaya ve bu eğitimleri vermeye başladık. Yıkık bir binadan bir insanı sağ kurtarmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorduk. Fakat yaşadıklarımızın dünyaya iyi aktarılmadığını düşündük. Sebep olduğumuz haberleri insanlara bizzat ulaştıralım dedik. Ve bir gazete fikri ortaya çıktı. Yurdumun Üzümleri gazetesini kurduk. 2012 yılından beri yayınına devam ediyor bu gazete. Osman sokak gösterileri esnasında yaşananlar karşısında önce silahlı gruplara katılıyor. Sonra ülkesinin yeniden inşa sürecinde rol almak istediği için üniversiteye geri dönüyor. Suriye'de gösteriler çok sert yöntemlerle engelleniyordu. Bir süre sonra gösterilerin bizi zayıflattığını düşünmeye başladık. Çünkü gösteri düzenleyen gençler tutuklanıyor, işkence görüyor, öldürülüyordu. Ve bunun bizim kuvvetimizi zayıflatmaya başladığını düşündük. Ben özellikle Hama'da devrim yavaş yavaş silahlı bir hal almaya başlamışken elime silah almayı düşünmeye başladım. Bunun üzerinde çok düşündüm. Çünkü eski hayatını tamamen bırakıp yeni bir hayata giriyorsun. Silahlı devrimciler Hama kent merkezinden kırsala doğru çıktıklarında onlara katılmaya karar verdim. 2012'nin takriben 9. ayında bir akrabamla beraber silahlı devrimcilere katılmış oldum. Önce askeri eğitim aldım. Askeri eğitim aldığım dönem hayatımın en güzel dönemidir. Bana çok şey öğretti. Nefsen, bedenen ve fikren hayatım değişti. Eğitimden sonra silahlı bir devrimciydim. Halep ve Humus'ta, Hama, Kuzey ve Güney kırsalında çatışmalara katıldım. Nerede yeni bir cephe açılmışsa oraya gidiyorduk. Laskiye kırsalı Kürt Dağı bölgesinde de çatışmalara katıldım. 2014'te tamamı silah arkadaşlarından oluşan küçük birliğimizi ilgilendiren bir hadise oldu. Bir hava saldırısında 7 arkadaşımı kaybettim. Ve hepsi küçük birliğimizin üyesiydi. Bir Rus hava saldırısıydı bu. O zaman önünde iki ihtimal ortaya çıktı. Ya bir silahlı devrimci olarak devam edecektim, bu güzel bir şeydi, elinde bir kuvvetle düşmanına karşı mücadele ediyorsun. Ya da birliğimizin geri kalan kısmıyla okula dönecek, eğitimimizi tamamlayacaktık. Sahada silahlı devrimci çok. Şu zamanda eğitimine dikkat edenlerin sayısı bayağı azaldı. Şimdi eğitim alan gençlerin çoğu üniversiteyi bitirmeyi, evlenmek, aile kurmak, ev almak, araba almak, daha iyi bir hayat yaşamak için istiyor. Biz sadece bunun için istemiyoruz eğitimimizi tamamlamayı. Biz ülkemizi yeniden kurmak için istiyoruz. Mesela ben şu an inşaat mühendisliği okuyorum. Teknik bölümlerle ilgili insanlara ihtiyacımız olacak. Ülkemizin artık eğitimli insanlara ihtiyacı var. Peki 5 yılın ardından Suriye'de yaşananlara baktıklarında devrimin öncüleri gençler ne düşünüyor? Devrimimiz 2 ay sonra 5. yılını tamamlıyor. Şam'da bir meydanda hürriyet sloganı ile başladı. Pişman mıyım? Hayır. Kesinlikle hayır. Hiç kimse hakkı olanı talep ettiği için pişman olmaz. Hakkımı talep etmek benim hakkım.
Suriye'de DAEŞ belası var, evet. Ama Baas ve Beşer Esad ülkenin tamamına hakimdi. Suriye'nin herhangi bir yerinde ettiğim bir söz için hapse girebilirdin. Ülkeme dönemiyorum. Beşer Esad beni şehrimden mahrum etti. Çocukluğumu yaşadığım şehirden beni mahrum etti Beşer Esad. Şehrime dönmek hakkım. Benim için büyük bir sorun. Ben Avrupa'ya veya Amerika'ya gitmek istemiyorum. Şehrime dönmek istiyorum. Orada çeteler var ve dönmemi engelliyor. Yüzyıl boyunca bu durumu yaşayacağımızı bilsem, ölüp dirilip milyon sene bu döngüyü yaşayacağımızı bilsem yine devrime katılırdım. Suriye'de olanlar doğal şeyler değildi. Çok fazla zulüm gördük. 80 olaylarını hatırlayacak yaşta değilim. Ama anne babalarımızın anlattıklarından biliyorduk. 80'lerde ortadan kaybolan insanların hikayelerini biliyorduk. Sokaklara ilk çıktığımız zaman 80'lerdeki olayların tekrarlanacağını, 80'lerde Hama ve Halep'te yaşananlara benzer şeyler yaşayacağımızı biliyorduk. Ama barbarlığın ve vahşetin bu seviyeye varacağını tahmin etmemiştik. Bir devrim istiyorduk ve bedenin ağır olduğunun farkındaydık. Biz insanlığa inanıyorduk. Anlıyorduk ama dünya bizim devrimimize yüz çevirdi. Dünya hala hakikatlerden korkuyor. Tam olarak bilmiyorum neden yalnız bırakıldık ama şunu biliyorum. Bir hayat imkanım daha olsa yine devrime katılırdım. "2011'e dönüp baktığımda ben aynı genç değilim. Artık mesuliyetlerim var. Başkalarının hayatı umurumda değildi daha önce. Benden sonrası tufandı eskiden. Devrimden sonra çok değiştik. Devrime farklı farklı yollardan iştirak edenlerin hepsi değişti. Herkesin kendine göre sebepleri var değişmesinde." "Öncelikle yaptığım hiçbir şey için pişman değilim. Eğer bugün 2011'e dönecek olursam yine aynı şeyleri yaparım. Her hamle ve ayrıntısına kadar aynısını yaparım. Ama DAEŞ, İran ve Rusya'nın müdahaleleri gibi bizim irademiz dışında olanlar için söyleyebileceğim bir şey yok. Ben her şeyin Allah'tan geldiğine inanır ve sonunun hayırlı olacağına inanırım. Çok elem çektik. Sevdiğimiz birçok şeyi ve kişiyi kaybettik. Ülkemiz yıkıldı. Bunlar bizim irademiz dışında oldu. Bunu biz istemedik ama böyle oldu. DAEŞ'i biz üretmedik. Suriye halkı kurmadı DAEŞ'i. Evet, Suriye'den çok fazla savaşçı var ama DAEŞ Suriye halkıyla özdeşleştirilemez. Sürekli korkuyla yaşayamazdık. Bunu düzeltmemiz gerekirdi. Çok fazla kan akıyor. Çok fazla vakit alıyor. Fransız devrimi gibi düşünün. Yıllarca sürdü. Fransız devrimi kazandı. Biz de kazanacağız." Mehmet, seninle başlayalım. Barbarlığın ve vahşetin bu kadar korkunç olacağını tahmin etmezdik ama pişman değiliz diyorlar Suriye'de. Suriye'deki isyanın ilk günlerinde sokağa çıkan çocuklar. Bize bu haberin hikayesini anlatır mısın? Sen şaşırdın mı pişman değiliz dedikleri zaman sana? Açıkçası ben Suriye devrimine inanmış bir insanım. Kendi hayat hikayesi üzerinden de bunu yaşayarak, deneyimleyerek. Devrimden önce çok fazla Suriyeli arkadaş olan, devrimden sonra da tanıştığı bir sürü Suriyeli arkadaş olan bir insan olarak tahmin ediyordum verecekleri cevabı. Ama tabii 5 yıl boyunca yaşanan çok büyük kayıplar var. Yani orada konuşan herkesin şahsi kayıpları var. O 3 arkadaşın da ailelerinden insanlar öldü, yakın arkadaşlar öldü. Mesela fotoğrafı, resmi görünmeyen Osman'ın hanımı, eşi, İki kardeşini kaybetti ve bahsettiği küçük birlik, 7 kişiyi kaybettikleri küçük birlikten o 2 kişi şu an eşi olan insanın kardeşleriydi. Ve buna rağmen pişman değilim. Rağmen pişman değilim diyor. Bunu nasıl açıklıyorsun? Yani bu şöyle açıklanır. Hulud'un söylediklerinde var aslında. İnsanlar denemek mecburiyetini hissettiler kendilerini. Çünkü 40 yıldır inanılmaz bir zulüm vardı Suriye'de. Ben ailevi bağlarım üzerinden 2011 öncesinde çok fazla Suriye'ye gitme şansı, çocukluğumun bir kısmını Suriye'de geçirmiş bir insanım. Bu fırsata eriştim. Suriye üstüne ölü toprağa serilmiş bir toplumdu. Suriye halkı 17-18 yaşında ortalama bir Suriyeli gencin en büyük hedefi yabancı dilini öğrenip başka bir ülkeye kaçmaktı Suriye'de. Röportajın bir kısmında Osman da bunu söylüyor. Diyor ki ben eskiden Suriye'de başka şehirde ne yaşandığı bile umurumda olmazdı. Başka birinin hayatı umurumda olmazdı. Benden sonra tufandı. Kendi hayatıma bakardım. Kendi geleceğimi kurmakla mükelleftim kendimce. Ama ondan sonra ben
Suriye'nin farklı şehirler olduğunu keşfettim diyor. Yani Suriye'de başka insanlar da yaşıyor. Suriyeliler var. O üzerinden ölü toprağını atma imkanıydı Suriyeliler için, Arap Baharı. Ben şeyi hatırlıyorum. Tunus'ta ilk devrim olup Zeynel Abidin Binali öldükten, Binali şeyden Tunus'tan kaçmak zorunda kaldığı zaman Suriye'de az buçuk insani heves, heyecanı kalmış tüm gençler Facebook profillerini Tunus bayrağı yapmışlardı. Bu şuna işaretti. Bir gün acaba bize doğrayacak mı bu Arap Baharı? İnsanlar üzerlerinde 70'ten beri devam eden, önce Bağız darbesi olarak, sonra Hafız Esed'in bunu kendi şahsi tek adamlığına dönüştürdüğü, daha sonra 2000 yılında vefatıyla Beşer Esed'in liderliğe geçmesiyle hanedana dönüştüğü, bu zulüm istihbarat kurumları üzerinden, insanların üzerindeki o büyük zulüm karanlığından, gölgesinden kurtulma fırsatı olarak gördüler ve şanslarını denediler. Ve şanslarını denediler ve bunun bilançosu çok acı oldu. Özcan, sen çok önemli yazılar yazdın. Şu anda Cenevre, 3. Cenevre görüşmelerinin öncesindeyiz. Görüşmeler nasıl gerçekleşecek? Muhalifler katılacak mı? Bunlar sürekli şu anda konuşulan kulis bilgileriyle biz şu anda sürekli dış politikayı takip eden gazeteciler sürekli yoğun bir gündem içerisindeyiz. Öncelikle şunu sorarak başlayalım. Neden 3. Cenevre görüşmeleri yapılıyor? Neden 1. ve 2. Cenevre görüşmelerinden bir sonuç alınmadı? Ve sonrasında da sen bu görüşmelerden neler bekliyorsun? Şimdi yani 3. Cenevre görüşmelerin yapılmasını gerektiren resmi durum BM Güvenlik Konseyi'nin geçtiğimiz yıl sonunda aldığı karar. 2254 sayılı karar. Bu karar işte Suriye ile ilgili tarafların, Suriye'deki tarafların bir masa etrafında toplanmasını, 6 ay içerisinde bir ateşkes, bir hükümetin kurulması, 18 ay içerisinde de nihai dönüşümün sağlanmasını içeren bir trafiğe işaret ediyor. Resmi sebep bu. Ama daha öncesinde ilk 1 ve 2'nin başarılı olamamasına neden olan sebepler aynı Cenevre 3 içinde geçerli olmaya devam ediyor. Neydi o sebepler? Birincisi, Suriye'de bir değişimin olabilmesi için her şeyden evvel rejimin değişmesine yönelik sahada bir ağırlığın oluşması gerekiyordu. Aksi takdirde bu tür görüşmelerden bir sonuç alınabilmesi mümkün değildi. Cenevre 1 ve 2'de bu çok açık bir şekilde görüldü. Masaya oturdu rejim ama karşısındakileri muhatap olarak bile kabul etmedi. Ve resmen oradaki görüşmeler, Suriye'de katliamlar devam ederken rejim ve destekçileri İran ve Rusya ve Hizbullah ve işte dünyanın dört bir tarafından kandırılıp getirilen Şii gençler orada ölüme gönderilirken, öldürürken bu görüşmeler bir bahane olarak süreci kılıfı olarak, süreç bunların bir kılıfı olarak kullanıldı. Bugün de geldiğimiz noktada vaziyet bundan farksız değil dediğim gibi. Çünkü bugün sahaya baktığımızda şunu görebiliyor muyuz? Muhalifler Esad'ın gitmesi gerektiği noktasında ikna edebilmişler mi? Yani sahada bir üstünlük elde edebilmişler mi? Hayır, öyle bir durum yok. Peki Esad muhalifleri tamamen, çünkü amacı o, aksi takdirde Suriye'nin de eskisi gibi bir hakimiyet kuramaz. Daha doğrusu hakimiyetini de devam ettiremez. Bunları yok edebilmiş mi? Yani muhalifleri yok edebilecek bir gücü elde etti mi? O da yok. Dolayısıyla hani güçlerin dengelendiği veya birinin diğerine üstün geldiği bir manzara bulunmuyor. Bugün geldiğimiz noktada Esad sadece uluslararası meşruiyet anlamında işte terör örgütleriyle korkuttuğu Batı toplumunu yanına almış bulunuyor. Yani aslında bir iç savaşın kazananı olmadığı için kaybedeni çok oluyor ve bu iç savaş sona ermiyor. Bunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Yani bu savaş sona ermiyor diye bir şey yok. Bu savaş sona erebilirdi. Evet. Yani gayet rahat bir şekilde sona gelebilirdi ve böyle olmak durumunda da değildi. Esasında az bu önce bir kader değildi. Kader değildi. Az önce konuşan gençlerden bir tanesi, dünyanın neden bize bu ihaneti yaptığını anlayamıyoruz diyor. Evet. Aslında o çok doğru bir serzeniş. Çünkü Suriye devrimi 2011 yılında ilk başladığında, Mart aylarında adeta bu devrimin yaşanması için, oradaki halkın Esad'a baş kaldırması için harıl harıl çalışan bir Batı medyası, bir Batı toplumu ve yönetimleri söz konusuydu. Evet. Sanki çok önemli. Batı çok destekledi ilk günlerinde. Yani 3 ayda rejim devrilecekmiş, evet, gibi bir hava oluşturuldu. Evet. Oysa insanlar ayaklandığında bu
halka bu destek verilmedi, rejimi devirecek destek verilmedi. Biz çok sonra, 5 yıl sonra esas niyetin ne olduğunu bugün baktığımızda anlayabiliyoruz. Şimdi o esas niyeti Mehmet sana sormak istiyorum. Nasıl oldu da Batı bu kadar destek verdi? İşte Amerikan Büyükelçisi değil mi? Suriye Büyükelçisi güllerle karşılanmıştı Hama'da göstericiler tarafından. Bütün uluslararası medya Suriyeli göstericileri destekliyordu. Esad'ın düşeceği 3 ay içinde, 6 ay içinde düşeceği tahminleri yapılıyordu. Amerikan Başkanı, Dışişleri Bakanları bölge ülkelerini Esad'a karşı tavır almaya çağırıyordu. Aynı şekilde Avrupa ülkeleri de. Peki ne oldu? Şimdi Suriyelilerin kendi arasında kendi devrimini tanımlarken kullandıkları bir ifade vardır. Yetim devrim derler kendi devrimleri için. Suriye belki de yüzlerce yıldır üretilen bir siyasal konjonktürün içinde halkı, Suriye halkı mahkum edilmiş durumda. Şöyle ki güneyde Hizbullah'ın ve İsrail'in, doğuda İran'ın, batıda Amerika'nın, kuzeyde Rusya'nın demir bloklarla sıkıştırdığı bir toplumdan bahsediyoruz. Arapların yarattığı ilk heyecanla tüm Arap toplumları etkilendi bundan. 20 küsur Arap devletinden Katar hariç, Katar'da kendi toplam nüfusunu biliyoruz. Yani toplamda 300 bin yerli nüfusu var. Bunların hepsi birbirinin akrabasıdır aslında hani bakarsanız. Katar haricinde tüm Arap ülkelerinde daha özgür, daha müreffeh ve daha onurlu bir hayat şiarıyla tüm Arap toplumlarında ve ülkelerinde insanlar sokaklara çıkmış. Suriyeliler de bundan paylarını almak istediler. 30-40 yıldır kendilerine yaşatılan bu süreçten çıkmak istediler. Ama Suriyelileri bundan alıkoyacak çok fazla konjonktür, siyasal konjonktür vardı. İsrail'in güvenliği söz konusuydu. İran'ın Hizbullah ve Irak özellikle 2003'ten sonra Irak'taki Şiiler üzerinden yayılmacı politikasının, zaten Suriye'ye uzun yıllardır müttefikiydi, bunun elinden gitme ihtimali söz konusuydu. Amerika'nın, İsrail'in güvenliğinin tehlikeye düşme ihtimalini göz ardı edememesi söz konusuydu, etmemesi söz konusu. Rusya'nın iyi kötü Sovyetler Birliği çöktükten sonra hala bir şekilde askeri üssünü barındırıp Orta Doğu'ya tekrar geri dönebilme derdi varsa dönebilme ihtimalinin olduğu başlangıç, bidayetinin başlatabileceği ülkeydi Suriye. Tüm bunların arasında sıkışıp kaldı Suriye toplumu. Ve son kertede şuna baktığımızda 5 yılın sonunda inanılmaz bir direnç var. Yani bakın ilk başta Suriye ordusu öldürüyordu Suriye halkını. Sonra İran'dan askeri danışmanlar gelmeye başladı. Sonra Hizbullah geldi. Sonra Iraklı milisler geldi. Şimdi Rusya var. Ama bakıyorsunuz ki devrimin ilk 6 ayında, devrim silahlı bir devrime dönüştüğünden beri aynı konjonktürün içindeyiz aslında. Halep'in kent merkezinin bir kısmı kuzey kırsalı ve güney kırsalından muhalifleri atamıyorlar. Rusya'nın büyük bombardımanlarına rağmen. Doğu Şam'ın göbeğinde, işte Doğu Guta dediğimiz işte Muaddamiya, Zabadani, şu anda büyük açlık sıkıntılarıyla yaşayan Doğu Guta bölgesi, Batı Guta bölgesinden ne yapsalar söküp atamıyorlar. Çünkü burada ciddi bir değişim talebinin diri tuttuğu bir halk desteğinin, bir halk talebinin diri tuttuğu bir direniş var ve bunu kıramıyorlar. Ama biz bir yandan insanlığın ilerlediği argümanları yapılıyor değil mi? İşte tıpta ilerledi, insanlık felsefede ilerledi, sanatta ilerledi. Fakat biz hala 21. yüzyılda şu anda canlı yayında açlıktan ölen insanları izliyoruz. Ve bu insanlar baktığınız zaman herhangi bir Avrupa başkentine belki 2 saat veya 3 saat uçuş mesafesinde bir yerde yaşıyorlar. Madaya mesela değil mi? Suriye'nin doğal güzellikleriyle bilinen, güzel üzümleriyle bilinen, meyveleriyle bilinen, çok bereketli Sayfiyedir, toprak, sayfiye yerleriyle bilinen bir ilçesi. Ve Madaya'da insanlar açıktan ölüyorlar. Çünkü 200 gündür Madaya'ya hiçbir şekilde yardım ulaştırılamıyor. Ve uluslararası toplumdan bahsediyoruz. Cenevre 3 toplantısından bahsediyoruz. Cenevre 3 toplantısı bu insanların en azından yardım ihtiyaçlarına bir cevap bulabilecek mi? Şimdi Cenevre 3'e gidilirken şimdi buna öncülük eden kim? BM. İşaretler ne? BM buna böyle bir yolu açabilir mi? Açıkçası
geriye dönüp baktığımızda, son iki aya baktığımızda çok kötü bir sicili var BM'nin. Madaya meselesi diyoruz mesela. Madaya'da BM'nin hazırladığı bir rapor söz konusu. Bunu Ocak ayında yayınladılar ve bu raporda oradaki insanlık dramı, şartlar, insanların açlıktan öldüğü falan anlatılıyor. Raporun hiçbir yerinde bu insanlara bu zulmü reva görenlerin Esad rejimi veya Hizbullah olduğu belirtilmiyor, vurgulanmıyor. Yani orada insanlar açlıktan ölüyorlar da bu kuşatmayı yapan kim? Oraya gıdaların girmesini, gıdanın girmesini, ilacın girmesini engelleyen kim? Faili belirsiz bir katliam. Evet, sonrasında tabii raporda şimdi bugün okudum. Oradaki aslında rapor ilk başta hazırlanırken burada Esad rejiminin sorumlu olduğu, orada yapılan gözlemlerde doğrudan rapora ilave edilmiş. Raporun aslında var. Fakat rapor çıkmadan evvel aman Esad rejimini suçlamayalım diye, aman üzmeyelim Esad'ı diye, İran üzülmesin, Hizbullah üzülmesin bunu yapanlar, o insanları orada açlıktan öldürenler. Rusya üzülmesin. Rusya üzülmesin diye rapordan bu cümleler teker teker ayıklanmış. Ve BM bunu kabul ediyor. Şimdi böyle bir BM, böyle bir BM Güvenlik Konseyi Cenevre'den bize bir sonuç çıkarabilir mi? Hani manzara buysa açıkçası sonuç çıkarabilecek gibi görünmüyor. Ayrıca kiminle masaya oturuluyor? Yani rejimle masaya oturuluyor. Ve rejim hiç olmadığı kadar destekleniyor. Uluslararası toplum tarafından destekleniyor. Şimdi bu muhaliflere rejimle masaya oturup Suriye'nin geleceğini konuşmaları isteniyor. Şimdi siz aynı masaya oturup konuştuğunuz bir kişiye seni ne zaman gömebiliriz diye bir soru sorabilir misiniz? Böyle bir soru sorulamayacağına göre oradaki acıların esas sorumlusu olan Esad rejiminin gitmesiyle sonuçlanacak bir süreç de konuşulmayacak. Burada evet. Oradaki insanlara DAEŞ'i konuşmaları dayatılacak. Son soruyu soracağım ve sonra bir başka bir haberi izleyeceğiz ve sohbetimize devam edeceğiz. Esad meşru değildir diye defalarca Amerikan yetkililerden bunu duyduk. En üstteki yetkililerden, Amerikan Başkanı'ndan duyduk, Dışişleri Bakanı'ndan duyduk, başka bakanlardan duyduk. Peki nasıl oldu da şu anda Esad'ı meşru bir aktör olarak kabul ediyor Amerika Birleşik Devletleri ve Cenevre'de bir evi yakan, tabiri caizse evi yaktığımız kişiden itfaiyeci rolünü oynamasını bekliyoruz. Nasıl Suriye'yi yıkan bir rejimden Suriye'yi tamir etmesi bekleniyor? Açıkçası yani Amerika için Suriye'nin en başından beri denilen şey şudur. Yani Suriye hakikaten olası bir para harcama ihtimaliniz ortaya çıkarsa bunu telafi edecek bir ülke, edebilecek bir ülke midir? Amerika Orta Doğu'da insanların ölümü, büyük insani yıkımlar Amerika'nın hiçbir zaman umurunda değil. Amerika'nın umurunda olan büyük o insani yıkımların arasında devşirebileceği, onunla beraber, onun için, onun adına insan öldürmeyi göze alabilecek, onun adına, onun için, onun alan hakimiyeti için mücadele edebilecek aktörler var mıdır, yok mudur? Amerika bu şeyle bakıyor, bu perspektiften bakıyor mevzuya. Ve şu an bakıyor, Suriye'nin ortalaması, dindar insanlar bunlar. Yani ortalaması muhafazakar insanlar, insanlar cuma günü, cuma namazlarından sonra sokaklara çıkabiliyorlar. Allahu Ekber diyerek çıkabiliyor. Aslında çok eşitlikçi bir söylem Allahu Ekber. Yani Allah büyüktür, geri kalan herkes eşittir. Yani beşler ise de... Hemen bir anekdotu hatırlatmak lazım aslında. Eski Amerikan başkan adaylarından bir tanesi John McCain'e Fox News'ta şöyle bir soru sormuşlardı. Suriye'deki göstericiler Allahu Ekber diyorlar. John McCain de Suriye'deki göstericileri destekleyen tavrıyla bilinen bir siyasetçi. Ve John McCain dedi ki, thanks God diyorlar. Allah'a teşekkür ediyorlar, Tanrı'ya teşekkür ediyorlar. Bunun nesi yanlış dedi. Çok da ilginç bir anekdot. Hakikaten bu bunlardan korkulması üzerine... Kesinlikle. Allahu Ekber demesi, sempatik görüntülerinin olmaması. Suriye devrimi daha taşralı bir devrim. Biraz Mısır'da, Kahire'de, İskenderiye'de meydanları toplayıp renkli görüntüler, çok güzel tweetler atamadı Suriye halkı. Çünkü Suriye halkının elinde böyle bir malzeme yoktu. 40 yıldır üstüne ölü toprağa serilmiş bir halktı. Daha taşralıydı, daha köylüydü. Görüntüsü çok da iyi değildi. Sakallı insanların, gıllabiye giymiş, geleneksel kıyafetlerine giymiş insanların. Bu çok sempatik gelmedi. Batı bundan korktu. Ve ürettikleri o insani değerlere rağmen... Burada bir es verelim. Çünkü Mısır dedin. Ve biz Arap Baharı'nın sonu kötü biten hikayelerinden bir diğerine gidiyoruz. Mısır'a gidiyoruz.
O hikayelerin en trajiği ise Balıtacı ailesininki oldu. Darbecileri kardeşi Esma'yı katlettiği, babası ve kardeşini hapse attığı Ammar Balıtacı 5 yıl önce Mübarek'e karşı ailece tahrire çıktıkları o günü çok iyi hatırlıyor. Bu 5 yılda kendisinin ve Mısır'ın başına gelenleri ise Bebek'teki Mısır konsolosluğunun önünde şimdi ve buradan Enes Çağlı'ya anlattı. ...25 Ocak 2011 günü Kahire'nin Tahrir Meydanı'nda toplanmaya başlayan kalabalıklar bütün dünyayı heyecanlandırmıştı. 16 gün süren gösteriler sonunda Hüsnü Mübarek istifa etmek zorunda kaldı. O gün Tahrir'deki yüz binlerin içinde olan Biltacı ailesi 2 yıl sonra olacakları tahmin bile edemezdi. Ammar Biltacı 5 yıl önceki o günü çok iyi hatırlıyor. 25 Ocak 2011 günü ailecek Tahrir Meydanı'ndaydık. O gün Tahrir Meydanı'na farklı kortejler halinde giriş yapılmıştı. Ben Kahire'nin Nahiye semtinden hareket eden kortejin içindeydim. Babamsa Mısır parlamentosunun bulunduğu taraftan bazı parlamento üyelerinde katıldığı bir kortej dahilinde meydana giriş yaptı. Esma'nın bulunduğu üçüncü bir kortej de farklı bir yönden gelerek Tahrir Meydanı'na girdi. 25 Ocak gününden 11 Şubat gününe kadar biz ailecek Tahrir Meydanı'ndaki gösterilere katıldık ve orada yaşananları meydandaki insanlarla beraber yaşadık. Ayrıca Sisi'nin yaptığı karşı devrimden sonra yine ailece Rabia Meydanı'ndaydık ve meydanda 48 gün boyunca gösterilere iştirak ettik. İki yıl sonra ise aynı meydana bu kez seçimlerle iktidara gelmiş Muhammed Mursi'nin istifa etmesini isteyen kalabalıklar çıktı. 25 Ocak'ta devrime katılan bazı aktivistler, 30 Haziran'da mübarek rejiminin kalıntıları, istihbarat ve polisle ortaklık kurarak karşı devrim ve nihayetinde askeri darbeye katıldılar. Şahsi dostlarımdan birçoğu da 25 Ocak'ta benimle beraberken devrimden bir sene sonra darbenin yanında durdular ve temerrüt gibi hareketlere katılarak Mısır halkının iradesiyle ve demokratik yöntemlerle seçilmiş Muhammed Mursi'ye karşı oldular. Maalesef çoğusu aldatıldılar. Yoksa kötü insanlar olduklarını düşünmüyorum. Askerin ve istihbaratın propagandasına aldanıp bu propagandaları gerçek sandılar. Biltacı ailesi bu kez darbecilere karşı Rabia Meydanı'ndaydı. Göstericilere açılan ateş sırasında Ambar'ın kız kardeşi Esma hayatını kaybetti. Babası Muhammed Biltacı ve kardeşi Enes ise 2 yıldır hapishanede. Peki Ammar Biltacı bütün bu olanlardan sonra 5 yıl önce Tahrir'e çıktıkları için pişman mı? Hayır, pişmanlık duymuyorum. Tam aksine bu yolun doğru bir yol olduğunu ve doğru yol üzerinde olduğumu düşünüyorum. Verilen bütün kurbanlara rağmen bu bizim seçimimizdi. Tahrir Meydanı ve bütün aşamalarına, Rabia Meydanı ve bütün aşamalarına katılmak Esma'nın seçimiydi. Şimdi Suriye'de ve Mısır'da yaşananlardan sonra Arap Baharı kışa mı döndü analizleri çok popülarite kazanmaya başladı. Fakat önemli bir nokta vardı. Suriyeli göstericilerden bir tanesi Fransız devrimini anımsattı. Ben de bir anekdot anlatmak istiyorum size ve onun üzerinde biraz konuşalım istiyorum. 19. yüzyılda Fransız devrimleri üzerine bir kitap yazan İngiliz tarihçi Fransız devrimine şöyle bir analojiyle açıklar. Bir gezgin tropik bir adaya gider ve tropik bir meyveyi yer. Meyveyi ilk tattığı zaman çok keyif alır, serinleticidir, lezzetlidir. Ve o, hemen o meyveyi ülkesine götürmeye karar verir. Fakat daha sonra çok şiddetli bir hastalık geçirir meyveden dolayı. Ve bu meyvenin bir zehir olduğuna kanaat getirir. Kendisini suçlar onu yediği için ve bunu asla götürmemeye karar verir kendi ülkesine. 2-3 gün sonra fakat bu bütün bu sarsıntıdan, bütün bu şeyden geçtikten sonra şunu fark eder bu gezgin. Birçok kronik hastalığından kurtarmıştır bu meyve kendisini. Ve bu meyve hakkında şu notu yazar. Der ki bu çok cezbedici bir meyvedir. İlk aldığınızda da tadı çok güzeldir. Fakat ancak ve ancak çok istisnai şartlar altında
alınması gerekir. Ve buradan İngiliz tarihçi Fransız devrimini açıklar ve Fransız devriminin aslında o çok inmeli çıkmalı sürecini anlatır. İşte giyotinler, daha sonra askeri darbeler, devrimle işte kardeşlik, eşitlik, özgürlük diye başlayan bir devrimin daha sonra bütün Avrupa'ya aslında uzun süre son derece olumsuz etkilemesi. Fakat bugün geldiğimiz noktada ise 21. yüzyıldan bakıldığı zaman Fransız devriminin insanlık tarihinin en önemli kazanımlarının edinildiği olaylardan birisi olarak görülmesi. Sizce Arap devrimlerini, Arap baharını ileride tarih nasıl yazacak? Mehmet, senle başlayalım. Ya bence Arap baharı şöyle tanımlanacak. Son kertede dünyaya iyimser bir noktadan anlamaya çalışan sosyal bilimciler, akademisyenler, gazeteciler, sıradan insanlar kendilerine yaşatılandan memnun olmayan bir toplum grubunun, ki bu yaklaşık 300 bin milyona yaklaşan ve Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar bir coğrafyayı, Fas'tan Umman'a kadar bir coğrafyaya tekabül eden bir halk. Bu halkın gözleri var, bu halk görüyor, kıyas yapıyor. Kendisine yaşatılanla başka toplumların yaşadıklarıyla ilgili kıyaslar yapabiliyor. Televizyon var, internet var ve daha özgür, daha müreffeh ve daha onurlu bir hayat istiyor. Ve bunun için de bir bedel ödemek gerekiyorsa, bunlar benim tercihim ve seçimimdir diye bedel ödüyor. Bence iyimser insanlar Arap Baharı'nı böyle okuyacaklar yıllar sonra. Özcan, sence nasıl okunacak? Yani Arap Baharı aslında bugün henüz pek sarsılma emaresi vermeyen devletleri dahi, bölgedeki pek çok devleti, sadece Arap devletlerini değil, pek çok devleti çok derinden sarstı ve sarsmaya devam ediyor. Birçok ülkede sistemler artık işleyemez bir noktaya doğru gidiyor ve muhtemelen o Tunus'ta başlayan ateş diğer ülkelere de sıçramaya devam edecek. Yani bunun biteceğini ben sanmıyorum. Hatta ve hatta bu bölgeyle sınırlı kalacağını da sanmıyorum. Er ya da geç burada bir ilerleme devam edecek. Bunun üzerinden bir sistemin kurulması gerekecek. Çünkü bugün netice itibariyle Arap Bağrı'nın ortaya çıkardığı şey bütün bu devletlerin tamamında büyük bir sistem sorununun olduğu ve sistemin error verdiği yerlerde de, yani sistemin çöktüğü yerlerde de artık yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğu görülüyor. Dolayısıyla Arap Baharı pek çok neslin heba olduğu, heba olmasına neden olan bir süreç olarak anılacak. Ama bununla birlikte pek çok nesli de esaretten kurtaran bir süreç olarak tarihe geçecek Orta Doğu özelinde. Bunun devamında ben en yakın zamanda bundan etkilenecek olan coğrafyanın da muhtemelen bugün Rusya'nın boyunduruğu altında olan ülkeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki de Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber Rusya'nın tekrardan şimdi bunları kendi himayesine aldığı bir sürece gelindi ve yeniden oralara dayatmalarda bulunuyor. Yani aslında Arap Baharı bitmedi ve yan etkileriyle devam edecek diyorsunuz. Yan etkileriyle devam edecek, yayılarak devam edecek. Yeni bir sistemin ortaya çıktığı süreç olarak, yani yeni bir sistemin ilk nüvesinin oluştuğu bir süreç olarak okunacak. Bu arada şunu da hatırlatmak lazım. Bu hafta Mısır devriminin de aslında 25 Ocağın, o meşhur 25 Ocağın yıl dönümüydü. Ben Mısır'a bu devrimin yıl dönümünü haberleştirmek için giden bir gazeteci arkadaşımla konuştum. Ve o arkadaşım şunu söyledi. Mısır'daki Suriyeliler Mısır'daki Sisi rejimini Hafız el-Esad'ın rejimine çok benzetiyorlar. Yani hakikaten tamamen bir polis devletinden bahsediliyor. Özgürlüklerin tamamen sona erdi. Hani o Mursi çok, değil mi, bir dönem suçlanırdı özgürlükleri engellemekle. Fakat hakikaten Mursi döneminde düşünemeyecek baskıların olduğu ve hakikaten işlerin çok kötüye gittiği yönünde bir şu anda bir görüntü var Mısır'dan. Sen ne düşünüyorsun Mehmet? Yani Mısır'da bu nereye kadar gidecek? Bu baskı ortamı nereye kadar gidecek? Şimdi şöyle, hani ümit var olmak mecburiyetindeyiz ama biz bu coğrafyada kötü rejimlerin de bir şekilde ölene kadar, ecelleriyle ölene kadar sistemlerini devam ettirebildiklerini de gördük. Evet. Hafız Esad, Suriye'nin üstünden silindir gibi geçmiş bir şahsiyetti. Kendi eceliyle öldü. Üstelik oğluna devretti.
Ha, kötücüllüğün de kendisine güç devşirdiği alan devşirdiği bir coğrafya Orta Doğu. Ama Mısır halkı özellikle Tahrir Meydanı'nı dolduran, daha sonra Rabia Meydanı'nı dolduran o Mısır halkı eline geçen her fırsatta daha iyi yaşam, daha güzel yaşam sloganlarını yükseltecek. Aslında Suriye de öyleydi. Yani biz sadece 2011 sonrasını, Arap Baharı sonrasını konuşuyoruz ama işte 79'daki Cisr-i Şubur, Halep, Hama olayları, 2004 Kamışlı olayları, 2000 yılında Dürzi isyanı, Süveyda'daki. Aslında o toplum eline geçen her fırsatta daha iyi yaşam talebini... Özgürlük istedi. Evet, her seferinde yeniledi. Evet. Mısır halkı Suriye halkından eksik bir halk değil. Eminim Mısır halkı da her seferinde tekrar talebini... Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi kısa bir ara veriyoruz ve daha sonra Şimdi ve Burada'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gece Erzurum'da termometreler -21'i, Kars'ta -25'i, Hakkari'de -16'yı gösterecek. Sıfırın üstünde görünen İstanbul sıcak sayılır. Ama geçen hafta İstanbullular da eksili soğukları yaşadılar. Maalesef bazıları sokaklardaydı. Alo 153 ihbar hattının başında bekleyen Büyükşehir Belediyesi zabıtaları o soğuk gecelerde sokaklarda kalmış evsizlerin yardımına koştu. Bir gün biz de onların peşine takıldık. Soğuk bir İstanbul günü. Dereceler -2'yi gösteriyor. İyi günler Beyaz Masa, ben Merve. Size nasıl yardımcı olabilirim? Alo 153 ihbar hattı ekipleri telefonların başında. Görevimiz sokaklarda kalmış evsizleri sıcak mekanlara taşımak. Her ihbarı değerlendirmek zorundayız. Ancak bazı ihbarlar asılsız çıkabiliyor. Unkapanı'ndaki bu barakada olduğu gibi. Şimdi de Fatih'teyiz. Kar hızını arttırıyor. Parkta bir amcanın ateş yakarak ısınmaya çalıştığını görüyoruz. Ekibimiz hemen yanına gidiyor. Hava kötü. Baba, kapının sağına gel. Buradayım. Amca halinden pek şikayetçi değil gibi. Tüm ısrarlara rağmen bizimle gelmeyi reddediyor. Borç alacağı olduğunu, o yüzden kalacağını söylüyor. Burada bekle dedi. Benim burada oturduğumu biliyor. Bekle dedi. Ben paranı getireceğim. Bekliyorum. E şimdi gitsem gelecek, diyecek ki ben geldim, sen yoktun. Yine Fatih'teyiz. Bir ihbar üzerine bir apartmanın çatı katında ekip. Ancak telefonda orada olduğu söylenen evsiz buradan ayrılmış. Yok şu an, nerede? Bilmiyorum. Özürlü mü, var mı bir şey, rahatsızlığı? Evet, bilmiyorum. Ne dedim, bilmiyorum kardeşim. Sabahla kalktı, gitti, geldi, getirdi, geldi. Yok. Biz o zaman ayrılmak zorundayız. Sağ olun, gelin. Hadi gidelim. Tamam. Valla bir şey yok. Biz de onu düşüyoruz. Yeni bir ihbarımız var. Fatih'ten eli boş dönen ekibimizin sonraki durağı Sultan Gazi. Murat Keskin 28 yaşında. Kendi tabiriyle 5-6 senedir sokaklarda yaşıyor. Bu soğuk kış gününde bir inşaatın içinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İhbar sonrası hızla Murat'ın yanına gelen ekibimiz onu ikna etmeye çalışıyor. İkna etmek biraz zaman alıyor. Tamam mı? Bak burada hasta olursun. Orada en azından daha iyi şartlarda kalacaksın. Bir rahatsızlığın falan varsa doktora muayene de olursun. Yani oranın şartları çok iyi. Gel seni oraya götürelim, Zeytinburnu'na. Alacağım bir şey var mı acaba? Alacağım bir şey var mı, eşyan falan? Murat'ı da alarak Sultan Gazi'den Zeytinburnu'na doğru yola çıkıyoruz. Saatler ilerledikçe İstanbul'da hava daha da soğuyor.
Yarım saat sonra Zeytinburnu Spor Kompleksi'ndeyiz artık. Burası soğuk kış günleri sokaklarda kalanların getirildiği merkez. Murat biraz tedirgin. Uzun süre sonra ilk defa sıcak bir yere giriyor. Hoş geldin. Girişte kaydını yaptıran Murat'ın sonraki durağı ise berber. Banyoya girmeden önce saçları kesiliyor. Saçları nasıl keseyim? Kısaldı. Memleket neresi? Bu isim ne? Dilan? Kızız. Sevdiğin mi? El kıfanı. Evet, sevdiğiniz kızınız. Zeytinburnu Spor Kompleksi yüzlerce evsizin evi olmuş. Hasan Üzer, Büyükşehir Belediyesi Dairenize Müdür Yardımcısıyım. Buranın da şu an halen sorumlusuyum. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye başkanımızın talimatlarıyla yaklaşık 10 yıldır bu hizmetler verilmektedir, kış hizmeti. Halen 532 kişi kalmaktadır içeride. Şimdiye kadar hizmet alan kişi sayısı da 2000 kişi hizmet almıştır. Geçmiş yıllarda da yaklaşık bir 10 yıldır da bu hizmetler verilmektedir. Dışarıda kaymakamlıklar ya da zabıta tarafından bildirilen kişiler gidip parkta ya da herhangi bir yerden bunlar alınıp buradaki tesisimize getiriliyorlar. Burada kendilerine önce banyo hizmeti veriliyor. Banyodan sonra kıyafetleri değiştiriliyor. Normal kendilerine yer gösteriliyor. Ayrıca 3 öğünde yemek hizmetimiz sunulmaktadır. Ayrıca da gündüz doktor hizmetimiz mevcuttur. Sağlık sıkıntısı olanların sevkleri hastanelerimize yapılmaktadır. Bunun haricinde normal diğer tüm hizmetlerimiz, yani emniyet olsun, tüm birimlerimiz de burada hizmet vermekteyiz. Banyodan çıkan ve yeni kıyafetleri giydirilen Murat, yatağına geçip dinlenmek için hazır. 5 senedir sokaklarda yaşayan Murat'ın sevinçle karışık şaşkınlığı yüzünden okunuyor. Murat'ı 5 sene sonra en rahat uykusunu uyuyacağı merkezde bırakıyoruz. Gece uzun, İstanbul büyük. İhbar telefonları çalmaya devam ediyor. Bu arada iyi geceler Murat. Ve şimdi ve buradanın sonuna geldik. Geceyi geçen hafta kaybettiğimiz besteci Ergüder Yoldaş'la kapatıyoruz. Nur Yoldaş söylüyor, Sultaniyegah. Haftaya şimdi ve burada yeniden görüşmek üzere. Başlar.